Arkadaşlar selamlar. WrestleMania bayağı geçti WrestleMania'nın üzerinden değil mi? Ne WrestleMania'ydı ama be. Son dönemlerde izlediğimiz en büyük finallerden bir tanesi. Hikayesi de çok güzeldi. Roman'ın bu sürecinin hani bitme hikayesi falan. Ee, yani keşke hani en sonda olan bazı şeyler daha tutarlı olsa olabilirdi ama benim için sıkıntı yok. Ben çok keyif aldım. Büyülendik. Ee, keza WrestleMania sürecinde bir sürü insan geldi buralara katıldı, aramıza katıldı, sohbetlere katıldılar yayınlara katıldılar falan böyle. E, güzel bir şey kaldık ama şimdi üzerinden tam ben bu videoyu çekerken 53 gün geçti abi. Şu 53 günde ne oldu? Yani ben birazcık kemerlere değineceğim. Sıra sıra geleceğiz bakacağız böyle şimdi sizlerle. E, ya yani ana şampiyonlara, kemerler derken sadece ana kemerlere değineceğim. Yani WWE şampiyonluğu, World Heavyweight, WWE Women's Championship ve WWE Women's World Championship işte. <laughs> Kafalar karışıyor böyle kadınlar dünya şampiyonluğu WWE kadınlar WWE şampiyonluğu dünya aristet şampiyonluğu diye söyleyeyim daha doğru olur. Şimdi bunları bir değineceğim. Öncelikle ben bu videoyu aslında bir süre önce çekecektim. Çekerken de şu görseli kullanacaktım kapağında açık söylemek gerekirse. Ama şurada tabii ki şurası değişti. Yani bu WrestleMania'dan sonraki dönemde işte Rhea de sakatlığıyla beraber falan boşa çıkan kemeri bekleyin çaldıktan sonra şöyle bir görsel gelmiş karşıma dur ben birazcık şu kemerlerden ve şampiyonlardan bahsedeyim. WrestleMania'dan sonra yani ne oldu şu 50-53 günde bizi tatmin ettiler mi? Aslında birazcık buna yani sohbet gibi arkaya podcast gibi de atabilirsiniz şu an onu da söyleyeyim böyle dinleyin yani dinlemek isteyenler varsa sadece. Birazcık bunlara değinelim hadi gelin. Öncelikle şunu bir tak attık. Şimdi elimizde ana iki tane ana şampiyonumuz var zaten. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Cody Rhodes e, görmüş olduğunuz gibi hem bir şampiyonu hem de Universal şampiyonu unvanını taşıyor tek kemerde. Ben artık şu Universal şampiyonlarının bir şekilde emekli edilmesini düşünüyorum. Uzun zamandır da bunu e, kafamda hani kurmuştum. Bu tamam bu Roman'dan gittikten sonra emekli olacaktı ama Cody'ye geçirdiler. Artık Cody'den sonra olsun bari. Şimdi Kodirot neler yapmış arkadaşlar? Şimdi Bunu en pratik şekilde size şöyle bir listeyle gösterebilirim. En pratiği bu. Hatta yakınlaştıralım. Daha rahat görmeniz açısından. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası WrestleMania. Şurada kemer el değişiyor. Roman'da bu kemer artık resmen gidiyor. Şurada okuyun orayı. Kodirot Roman'ı yeniyor ve şampiyon oluyor. 7 Nisan 2024. Şimdi WWE kemeri ne, ne olmuş bakalım. Şunların hepsini geçiyorum live eventleri. Gerçekten çünkü live eventlerden bahsedersek çok işler değişe gerek yok yani. Live eventler zaten herhangi bir şeyde etki etmiyor. Çok nadir bir şeyler olmadığı sürece. Şimdi şurası draft. Cody draft özel bölümünde Carmelo Hayes geliyor meydan okuyordu. Ve çıktı şey yani Cody Rhodes şampiyon ne yapıyor abi? Şu an Cody da bir şampiyon olarak Carmelo Hayes'le tamamen havadan düşen bir maçta maça çıkıyor ve kazanıyor. Peki ilk maçı nerede yapıyor? Burada yapıyor işte. Backlash Fransa arkadaşlar. Backlash'te AJ Styles'ı 27 dakikalık bir maçta yeniyor. Bence güzel bir maçtı zaten hani bakarsanız. AJ yeniyor. Feud nasıl başlıyor? İşte AJ zaten hani oralara number one contender falan oluyor. Geliyor ve Kodiros'la maç yapma hakkı elde ediyor. Bir şekilde bu işleniyor. Ve maç yaptıktan sonra da bitiyor. Bitiyor. Bak Backlash'te tamamen böyle şey gösteri maçı gibi bir şey izliyoruz aslında bakarsan. Bu bitiyor. Bu bitti. Devam ettik. King and Queen of the Ring'de tamamen şey böyle. İşte Kodiros konuşurken Logan geliyor. Logan diyor ki böyle böyle ben işte maç istiyorum diyor. Tamam diyor. Kodiros diyor ki sen kendi kemerini de koy diyor. Yok hayır diyor. Kontrat imzalanıyor maç yapıyorlar. Kodros Logan'ı yeniyor. Hiçbir şey yok başka. Kodros'un 53 günü. WWE şampiyonluğunun 53 gününde sadece 2 maç oluyor. Kemer maçı. Tabi hani eskisi gibi sürekli haftalık şovlarda maç olacak diye bir şey yok. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Yok hani ama ben tabi biraz daha hani isterdim daha farklı şeyler yapılsın. Ama Cody'ye resim sonra belli ki Raka kadar SummerSlam'daki herhalde öyle geliyor. Ama Clash of the Castle'da önemli bir rakip çıkması lazım diyeceğim. E kim var abi şu an? İki hafta kaldı Clash ettik Kimi çıkarabilirsin ki iki hafta içinde Cody'ye? Ha çıkardım birini. Bu bizi tatmin edecek mi? AJ Styles ve Logan Paul'un ötesinde bize ne verebilecek? Feud olarak. Ha Clash at the Castle da Castle'da başlar. Sonra o dur Money in the Bank'te de devam eder. Oradan sabırsan bağlanırsa tamam okey. Yani bir büyük bir feud'un başlangıcı olacaksa kıkımı çıkarmam. Ama belli ki şu an... çok da aşırı böyle Cody için Rock'a kadar bir şey planlanmamış. Yani. Bir şey planlanmamış derken. Rock planlanmış. Hadi dur oraya kadar kardeşler oynasın seninle. Hadi AJ'li bir maça çık. Hadi Logan Paul'la maça çık. Bu kadar. Yani Cody'nin e, resimeyden sonraki süreci bu kadar. Başka bir şey yok. Sadece geliyor konuşuyor. AJ'li feud yaptı. E, Logan'la yaptı. Ama bu da hani feud'cuk diye denir bunlara. Çok az çünkü. Birkaç haftada yapılıp maça çıktı. İki haftada yapılıp maça çıktı Logan'la da. Bu kadar yani. Tatmin etti mi sizi mesela? Şu an size soruyorum. Hadi tek tek sorayım size de. Aşağıya siz de her seferinde yorum yazın lütfen. Hani bu bölümde mesela durdurun. Yorumunuzu yazın. izleyin. Diğer bölümde durdurun. Yorumunuzu yazın. Çünkü önemli bence bunlar. Mesela Cody sizi tatmin etti mi abi? Hadi gel şey yapayım ya. Ha, gel. Bunu tahmin etmemiştim. Tahtayı kullanayım. Niye kullanmayayım ki tahtayı? Gel. Ekranımı değiştireyim mesela şu Böyle bir içerik olsun bu da. Ekranımı değiştireyim. Kodir olsun bu süreci beni tatmin etti mi? 10 üzerinden kaç tatmin etti? Etmedi. 10 üzerinden verebileceğim... Ee, düşünüyorum da böyle ne bileyim. Hani AJ Styles, Logan, okey. Okay. Yani okay. sadece o kadar maçlar falan. E, çok bir şey. Hadi şunu vereyim ya. 4 veriyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 4 bu 4'ü de fazla olarak e, düşünüyorum onu bir kere daha söyleyeyim çok da dörtlük gibi gelmiyor bana sadece e, AJ ve Logan'ın hatırına diyeyim gerçekten bunu söylemek istiyorum AJ ile Logan'ın hatırına olsun. Rhodes'un sonraki şu an ben bu videoyu çekerkenki şu 53-54 günlük sürecinde ben 10 üzerinden 4 bu kadar Yani daha ötesini veremiyorum şimdi sıradaki şampiyona geçelim Damien Priest hadi gelin bakalım Damien Priest neler yapmış Money in the Bank'le Drew McIntyre'a cash-in yaparak şampiyon olmuştu. Bence çok güzel bir şekilde. Tamam, bu, bu Siyam Punk'la e, Drew McIntyre'ı da pekiştiriyordu bu. Sonra ne yapmış? Bakalım kendisi. Haftalık Show'da Andrade Jay Uso, Ricochet'e karşı judgemant olarak maça çıkmışlar ve kaybetmişler. Temelli bir şey yok. Devam edelim, bakalım ne var. Jay Uso, evet. Zaten Demi Priest'in ilk contender'ının Jay Uso olacağı çok belliydi. Ee, Jey şu an bu kadar böyle alevliyken, yanıyorken falan bunu bir şekilde kullanmanız gerekiyordu. Ve kullandı. Jey Uso, Damien Priest'le Backlash'ta maça çıktı. Ya, tatlı maç mıydı? Evet, okey. Yani Jey Uso'yu oralarda görmek güzeldi bence. Damien Priest bunu 50 kere söyleyip sürekli tekrar düşmek istemiyorum ama e, çok fazla böyle ana şampiyon vibe'ı bana vermiyor. Sadece 1 iki kere promosu, promolarını falan beğendim. O kadar. Ve sadece bu. Sadece bu var. Önümüzdeki süreçte de Clash at the Castle'da Drew McIntyre ile maça çıkacak. Bu kadar. Başka hiçbir şeyi yok. Hikayelerine bakalım bu ne yaptı? Judgment Day içindeki bazı mevzulara işte girişiyor. Ee, sonra Günter geldi mesela King of the Ring olarak. Onunla bir yüzleşti. E çünkü Günter dedi ki ben Slam'de şampiyona karşı maça çıkacağım ama sen artık o zamana kadar şampiyon olur musun, olmaz mısın bellidir. Ve Günter adeta dedi ki elinde kral tacını tutuyor. Dedi ki benim bu tacın prestiji bile senin elindeki kemerden yüksek dedi. Bak bu en büyük özeti. Çünkü Damien Priest'in World Heavyweight şampiyonluğu hiçbir şekilde bana ana kemer böyle ağırlığı vermiyor. Bu işte ne zaman olacak biliyor musun? Günter'e, Sian Punk'a, Drew McIntyre onlara geçerse ve WWE eğer bu kemerin prestijini korumak, kurtarmak ya da yükseltmek istiyorsa Clash at the Castle'da bunu Drew McIntyre'a vermek zorunda. Ondan sonra artık ilerlet farklı şeyler ama bir şekilde şunu Damien Priestler. hadi kardeşim sen oynadın gel buraya. Bu kadar. Yani sırf Jey Usofan işin içinde olduğu için WrestleMania'dan sonraki Damien Priest World Heavyweight Şampiyonluk sürecine sadece bunu verebilirim. Kötü yani farkındaysanız iyi bir şey yok yani. Ana kemerlerde iki tane erkek ana kemerinde iyi bir şey söyleyemiyoruz yani. Yok. Çünkü çok vasat geliyor. Gerçekten vasat geliyor. Bu kadar. Yani yaptığı maçlar bu. Bu kadar. Sadece bir, bir maça çıktı bu arada. Bu kadar. İşte i̇kincisinde de inşallah kemeri kaybeder. Şimdi geldik. Dur. Pardon göstermemişim. <laughs> Buradayız. Şimdi geldik. Beyliğe. Samimi bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Ria sakatlandı. Kemeri bıraktı. Bekilinç almıştı. Liam Morgan'a kadar. Bekilinç ile Beyliğe. İkisi de zaten hani e, son 10 yılda ki önemli kadın güreşçilerden bir tanesi. Zaten ana kemerler fan kazandılar ki Becky çok ayrı bir boyuta geldi. Bayley de onun işte şurasında yani. Hani yani Charlotte, belki Bayley falan gibi böyle anladınız mı? O şekilde takılıyor. Bana hiçbir heyecan vermiyor. Sıfır. Yani Bayley hiç heyecan vermiyor. Rumble kazanıp zaten gidip Io Sky'dan kemer alacağı da belliydi. Çok belliydi çünkü. Aldı ve bakalım neler yaptı. Kemal aldı mı? Tamam. Şimdi Naomi'ye karşı maça çıktı No Content. Okey yine bir maça çıkmış. Burada bir tag team maçı var. Onu Kemal'le ilgili hani tabii ke şampiyonun içinde olduğu için okey sayabilirsiniz ama saymıyorum. Yok çünkü ya gerçi aslında bakarsan şampiyonlukla ilgiliydi yine. Tiffany falan var, Naomi var. Sonra Backlash'te bana göre çok doğru bir kararla triple threat bir maç yapıldı. Bayley, Naomi, Tiffany, Stanley. Bence doğru bir karardı mesela bu. Burada Kemer'in korunacağı belliydi. Ve sonra ne yaptı? Chelsea Green'e maça çıktı. Kemersiz öylesine. Bunu saymıyorum bile. Bailey'nin 50... Ya şu Bailey'nin 53-54 günü... Heyecan konusunda hiçbir şey vermiyor. Hatta samimi olmak gerekirse bana... Aa acaba Tiffany Kemer'i alır mı diye... Birazcık ona daha çok ağırlık verdim. Bu kadar. Bailey de yok. Yani Clash at the castle ayrı tutuyorum. Clash at the Castle belki de Money in the Bank'e kadar WWE birazcık Rolante'de gidecek dedim. Şu an bunu izlerken acı çekiyorum bazı konularda. Ya bu her şey yansıyor. Benim kanalın izlenmelerine bile yansıyor. Adam bakıyor he o mu var diyor. Ve mesela Liv Morgan'la Dominik öpüştü. Allah! İnsanların ilgisi oldu böyle bir şeyden dolayı. Ama Bailey yok hani bendeki heyecanını Söylüyorum size bakın bu e, iyileştirmiş halim 10 üzeri 2 yani yok hiçbir şekilde Bayley dur o şampiyon ağırlıktır bilmem nedir bence ya bir şey diyeceğim bu arada bunlar hata mıdır WWE'nin yaptığı yoksa hadi şunlara da bir kemer verelim Bayley'e falan işte arada bir Becky falan şampiyon oldu ya gerçekten yani sanki şey gibi hissediyorum abi bu güreşçiler zaten hani uzun zamandır güreşiyorlar ya böyle sanki tamamlamışlar ya böyle hani mesela Bailey bu saatten sonra bana ne verebilir? Çünkü Bailey'nin face'ini de izledik. Heal'ını da izledik ki bence çok güzeldi. Ondan sonra da işte Heal artık boka sarmaya böyle damage control falan derken yine bir face'e döndü. Hiçbir şey vaat etmiyor bana. Vermiyor. Heyecan vermiyor bana. Sanki böyle işte Mia adını doldurmuşlar gibi falan hissediyorum. Keza Bekir'in de aynısı da. Men mi? Okey. Mesela çok kişi pek sevmese de Big Time Bags bana farklı, daha farklı bir şey sunuyordu. Onu daha çok seviyordum ben benden. Bu. Şimdi sıradakine geçelim. Mevcut şampiyonumuz Liv Morgan. Daha çok taze, çok yeni aldı. Ama ben kemer üzerinde gidiyorum şu an. Şampiyonun ne vaat ettiğinden. Çünkü Riyarip'li mecburen sakatlandı. Battle Royale'i Bekelinç kazandı. Bir şekilde Lee Morgan'a feud'a girildi ve şey oldu bekilinci Hadi sen bir geri döndü. Lee Morgan'ı yükselt dediler. Liv Morgan bir hikayesinin içinde... Ve bakın burada da işte o yüzden yani şampiyondan ziyade resim meydan bu yana e, şeye bakacağız. Kemere bakacağız yani. Şimdi şampiyon burada Bekilinci yendi. Ki şu kemerlerin değişmeyen sadece Resilmen ya da Riyari'lerin kemeriydi. Yendi. Sonra sakatlandığı için şurada maç yapıldı. Pedal Royal. Bu maçı Bekilinci kazandı. Bekilinci kazandıktan sonra ilk premium live event olan şurada Liu Morgan'a kaybetti. King of the Ring'de. Dominic'in hani hatası mı ya da bilerek yapması mı hilesi falan bilmiyoruz. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Şurada kaybetti ve bir maç daha yaptı. Bu arada bu maç 13 dakika imkanı yok. Reklam arası falan herhalde öyle sayıldı. 13 dakikalık bir maç değildi bu arada. Lee Morgan'la Bekilinci maçı onu söyleyeyim. <laughs> neyse. Reklamla beraber tabii 13 dakika falan olmuş olabilir. Doğru. Liv Morgan'la Lynch'in maçı, Steel Cage maçtı. Orada da Liv Morgan yine bir şekilde Dominik'in eline yüzüne bulaştırmasıdır, yok işte Braun Strowman'dır falan filan derken Liv Morgan kemerini korumaya başladı ve Beckett Lynch artık zaten kontratı bitiyordu, gitti. Şimdi ben burada, bak, şurada kemerin sürecinden bahsediyorum. Koy evet o kişiydi. Tepedeki. Okey. Ama işte onun dışında Rock'a kadar hep bir şeyler bekliyoruz gibi. Damien Priest. Kemere bakıyorum. Kemer yine bana bir şey vaat etmiyor. Bak Seth Rollins bu kemerin şampiyonluğuyken. Hani en azından çok maça falan çıkıyordu ya. Ama yine de bana ana kemer gibi hissettirmiyor. Seth Rollins bile. Ben şu an kemer endeksli gidiyorum. Bailey. Bu kemerle şu an bana hiç, hiç ilgimi çeken bir şey vaat etmiyor. İlginç bir şekilde ben burada daha fazla yükseliyorum. Bak. Şunu vereceğim. Kadın ve erkek ana kemerleri arasında. Benim en çok şu ana kadar resimlerden sonra ilgimi çeken hikaye bu. Bir hikaye var çünkü. WWE, yani Women's World Championship abi. Women's World Championship kemeri bana hikaye sunan, hikaye sunabilen tek kemer. Hikaye ne biliyor musunuz? Riyer sakatlanması. Liv Morgan sakatlıyor. Kemeri boşa çıkartmak zorunda kalıyor Riyer Sona kalan Liu Morgan bekilince kaybediyor. bekilin şampiyon oluyor. Ve hırs yapan Liu Morgan Riyarip'li hırsı. onu her şeyini alacağım diye. Aradaki bekilinci de bir şekilde yeniyor. Ve şu an Liu Morgan bana bir şey sunuyor. Çünkü Dominik de öpüştü falan. Hadi hepsini geçtim. Riyarip'li ile ilgili bir şey var. Hani bak şu an mesela şu kemer. Şu kemerle ilgili bizim umursadığımız şey ne? Bu kemerin etrafında Drew McIntyre'ın olması. Drew McIntyre'ın da aslında Sian Punk'la feud olması. Bu kemerle ilgili bizim umursadığımız şey neydi bekincilerindeyken elindeyken? Kemen etrafında Liv Morgan olması, Liv Morgan'ın da Rhea Ripley ile hikayesinin olması. Özeti bu. Özeti bu. Bir hikaye var sonuçta. Damien Priest kazandı. Jey Uso maç yaptı. E Yendi. Judgment Day olayları var. Belki oradan bir şey çıkarırsın. Judgment Day'in hikayesi bile farkında değil misiniz? Liv Morgan bir şekilde Judgment Day ile salça olmaya başladı. Bir hikaye var aslında. O yüzden şu kemerden arındırman lazım Demi Priest'i. Bir an önce geçsin. Bir an önce Drew McIntyre, CM belki de Günter. Summer's'tan da Günter'in şampiyon olmayacağı ne malum. Hadi orada olmadı. Bir sonraki premium live event'in Fashion Berlin olması sizce hayra alamet mi? Almanya. Bence çok güzel şeyler olacak. Bak bu kemer Damien Priest'ten gittikten sonra adım gibi eminim ki çok güzel şeyler izleyeceğiz. Burası için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü bu Rakı bekliyor. Bu Roman'ı bekliyor. Bu... Yani Roman belki gelmeyecek ama Rakı bekliyor asıl yani. Bu da SummerSlam'da olacak gibi. Bu mu? En hiç umursamadığım bu. Hiç umursamadığım bu. Ne olacak, Bailey? Çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Bu belki sizi şaşırtabilir. Bu kemer eğer Bayley yoluna devam edecekse SummerSlam'a kadar inşallah Queen of the Ring, Nia bu kemeri alır da daha eğlenceli şeyler izleriz. Daha ilgi çekici şeyler izleriz. İnşallah. Ama bana WrestleMania'dan beri en güzel şeyleri vaat eden e, vaat eden değil en güzel şeyleri izleten bana göre bu tabii ki hikaye olarak Women's World Championship. Şaşırdınız değil mi? Çünkü genelde hep nedir? Ana kemer. Erkekler işte Cody. Bunun üzerinden falan dönecek. Hayır. Bana 53 gündür en güzel şeyleri zaten kemer ve kemer olayları bu. Bekilinç olduğu zaman mesela dedim ki bak insanlar dedi öf ya sıkıldık ne alakası var Beki. İşte Beki'den ben de sıkıldığım için biliyordum Beki'nin sadece Riyadan Liv'e bu kemerin geçişinde Liv'i yükseltmek için kullanılan bir araç olduğunu zaten başından beri söylemiştim. İşte o yüzden böyle bazen anlık tepki vermeyin arkadaşlar bazı şeyler. Bak ben veririm. Ha şovda izlerken anlık tepki veriyoruz o ayrı. Ama bir şey oldu diye diyelim. Ertesi gün hemen görüp röz ağrı bir bakalım bir hikayenin gidişatına. Eğer bir hafta oldu, iki hafta oldu gerçekten bir şey sunmuyorlarsa ben o zaman eleştiriyorum. Hemen. Yani bu, bunu yap, yapmıyorum bilmiyorum benim huyum değil yani. Bir bakayım diyorum çünkü mantık yürütüyorum. Mantık yürüttüğüm tamamen istediğim noktaya geldi şu an mesela bu. Şu an hepimiz köpek gibi Rhea Ripley'i bekliyoruz. Çünkü Rhea döndüğü zaman Liv Morgan Rhea her şeyini almış gibi falan olacak yani. Temerini aldı, sevgilisini alıyor gibi. Judgment Day'ini belki de alacak. Belki de Judgment Day'i dağıtacak ya bu içerisi. Çünkü Tam bir şey gibi böyle hani korsanların şey vardı bunu geçen de söylemiştim işte lanettir korsan gemisini asla kadın almayın falan diye gemiye belki de onu işleyecekler şu an. Bir bir geldi zaman bir bakacak Judgment Day e salçı olmuş. Liam Morgan Domini'yi almış etkilemiş kemerini almış. Bir verebileceklerini farkında mısınız siz mesela? İşte bu bir hikaye sunuyor bende heyecanla. Bu hiçbir şey sunmuyor. Tek umutlandığım şey Evet bu garip gelecek. Nayeceksin. bu kemeri alma ihtimali. Çünkü ondan sonra bir sürü şey çıkarabilirsiniz karşı. Çünkü nayeceksin sıradan bir böyle minyon güreşi gelip yenemeyecek yani. Oraya Jade Kargill'i de koyabilirsin. Belki geri dönen bir Charlotte Flair'i koyabilirsin. İşte bak onlar var. Bunları yapabilirsin. Bu da bana heyecan veriyor. Sadece Demi'n Priest dışında. Çünkü Drew McIntyre, Siyampan, Günter oralarda belli ki bu yaz bizi coşturacaklar yani. O yüzden bu... Tamamen şey böyle oturduk şeyi bekliyoruz. Rak filmin bitsin abi gel. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir şekilde rak götürecek yine buraları. Benim yorumum bu. Siz bütün fikirlerinizi yazın. Çok tatlı video oldu. Ee, sohbet tadında siz de bütün fikirlerinizi yazın aşağıya bekliyorum. Ben kaçtım görüşürüz. Bay bay.